Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Attila 395 ile 453 yılları arasında yaşamıştır. Attila'nın hükümdarlık yaptığı yıllardaki fiziksel yapısının kısa boylu, geniş göğüslü, küçük gözlü, yassı burunlu, ince gri sakallı ve bronz tenli olduğu anlatılmaktadır. Attila, babası Boncuk Han'ın ölümünden sonra Bozkır'da tek başına yaşam mücadelesi verirken amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. Attila, Vizigotlar karşısında Roma ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte Flavius Atius'un davetlisi olarak bir süreliğine Roma'da kalmıştır. Amcası Rua'nın hayata veda etmesinin ardından Attila ve kardeşi Bleda Hun İmparatorluğu'na ortak şekilde hükümdar olmuşlardır. Attila'nın kardeşi Bleda 445 yılında ölmüş, böylece Attila yalnız kalarak tek başına hükümdar olmuştur. Hükümdar olduktan sonra Nakara isimli esir bir kıza aşık olmuş. Nakara ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir oğlu olan Attila'nın eşi doğum sırasında vefat etmiştir. Attila'nın hükümdarlığı döneminde orduları tarafından Batı sürekli rahatsız edilmiştir. Acımasızlığıyla tanınan Attila bu bölgeleri fırsat buldukça istila etmiştir. Acımasızlığı, sert oluşu, merhamet göstermemesi gibi sebeplerden ötürü de tüm Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak anılmıştır. Attila her ne kadar zalim bir görüntü çizse de Almanların kökenine dayanan Cermen efsanelerinde oldukça ulu ve iyiliksever bir hükümdar şeklinde anlatılır. Bu efsanelerin inandırıcılığı ise Attila'nın sarayında fazla sayıda Cermen hükümdarının yaşamasından dolayı yüksektir. Attila'dan bahseden önemli destanlardan biri Nibelungen destanıdır. Hun-Cermen savaşlarını anlatan bu destanda Attila Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel güçlü bir otoriteye sahip barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda Attila'nın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da yazmaktadır. Hatta Avrupa Hun İmparatorluğu'na başkentlik yapan Etzelburg isminin de bu efsanedeki hükümdar Attila'dan geldiği bilinmektedir. Attila, Aetius ile Katalon Savaşı'nda karşılaşmış Roma ordusunu darmadağın etmiştir. Bu sıralarda Batı Got Kralı Theodoric de ölmüştür. Attila, Batı Roma İmparatorluğu'na akın etmeyi tasarlamış ve bir de sefer planlamıştır. Sefere hazırlık aşamasında Papa'nın araya girmesiyle akınlarını iptal eden Attila, Romalıları haraca bağlamıştır. Bu olay nedeniyle Papa'nın diz çöktüğü tek insan evladının Attila olduğu anlatılır. Büyük İmparator Attila 453 yılında Gerdek gecesindeyken yeni ve son eşi tarafından öldürülmüştür. Attila'nın mezar yeri bilinmemektedir. Çünkü Attila'nın cenazesine katılanlar hükümdarın mezar yerinin bilinmemesi ve öğrenilmemesi için topluca öldürülmüştür. Konuyla ilgili olarak birçok tarihçi Tuna Nehri'nin yatağının bir dönem değiştirildiğine, Attila'nın tüm mal varlığıyla bu nehrin altına gömüldüğüne ve ardından Tuna Nehri'nin tekrar eski yatağına sokulduğuna inanılmaktadır. Mezar araştırmaları ise Tuna'nın çok uzun oluşu ve pek çok ülke sınırları içinde aktığı için bürokrasi kaynaklı engeller çıkmasından dolayı yapılamamaktadır. Ölümünün ardından tartışılmaya devam edilen Attila, Avrupalılar tarafından barbar olarak görülse de Macar halkı ve Türk tarihi açısından bir kahraman olarak görülmektedir. Ancak Attila nasıl anılırsa anılsın,